Nursi öğrenmeye, düşünmeye ve öğretmeye adanmış bir hayat. Bu bir İslam düşünürü. Doğrusu Nursi'yi tanımak benim için yeni bir tecrübe ve inanılmaz bir kazanım. Nursi hakkında duyduklarımı ve öğrendiklerimi kendi Hristiyan cemaatime ve entelektüel çevreme ve bilhassa ilgi duyan arkadaşlarıma anlatacağım. Özellikle bu zamanda İslam'ın geleceği hakkında onun üstlenmiş olduğu rolün ve yerin önemini anlatacağım. Nursi konusunda çalışan insanların bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini paylaşmaları ve tartışmaları çok önemli bir husus. Bu konferanslarla daha çok akademisyen, Nursi'nin eserlerine ve fikirlerine ilgi duyacaktır. Böylece akademik camia daha fazla işin içine girmiş olacaktır. Bu toplantılar, Nursi konusunda çalışanların kalite ve derinliklerini artıracaktır. Bu toplantılarla genç akademisyenler, yaptıkları araştırmaları anlatarak ve kafalarındaki pürüzleri gidererek Risale-i Nurlar hakkında daha derin ve daha doğru fikirlere sahip olacaklar. Ve risalelerin topluma daha nasıl faydalı olacağı konusunda tecrübe kazanmış olacaklardır. Sanıyorum bu toplantılara katılmayan gençlerin Risale-i Nur'u sağlıklı anlamalarında büyük eksiklik olurdu. İnsanların birbirini, bilhassa farklı din ve kültürden olanların farklılıklarını konuşup anlamaya çalışması çok önemli. Bu bakımdan bu konferansta çok şey öğrendim. I think that there are similar approaches that are happening in the West already. Benzer problemler bugün Batı'da da var. Dolayısıyla Nursi, dinin her şeyden önce bir yaşama biçimi meselesi ve aynı zamanda bir kalp meselesi olduğunu söylüyor. Bunu çok anlamlı buluyorum. Onun dediği gibi kendimizi Allah'ın huzurunda hissetmede derinleştirmeliyiz. Biraz önce işittik. Şiddet ve siyaset bizi sağlıklı bir noktaya götürmez. Nursi'nin vurguladığı gibi ancak var ve bir olan Allah'a olan inancımız bizi huzura götürebilir. But only religious faith and faith in that one God can. Very very helpful and important to hear different student perspectives and also genç akademisyenler konferansını çok faydalı buluyorum. Bilhassa diğer araştırmacıların Risale-i Nur'u anlamaya yaklaşım biçimlerini ve kritik tespitleri ihtiyaç duyulan başka bir fayda. Peki yine buradan eli boş gitmiyorum. Ceplerime Nursi'nin sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlığın huzur ve barışı için harika fikirleriyle dönüyorum. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Biz hep birlikte bir aileyiz. Nursi'nin harika fikir ve düşünceleri, deyim yerindeyse reçeteleri olduğuna inanıyorum. Said Nursi'yi bundan 2 sene önce Risale-i Nur'u incelemek üzere bir programla şurada oturan Profesör Ferit hocamla geldiğimde tanımıştım. Nursi'nin en önemli yanı nedir derseniz, talebelerinin kalplerine yerleştirmiş olduğu şefkat ve sevgisi. Beni Türkiye'ye çeken de bu oldu. Allah izin verirse Türkiye'ye yine gelmek istiyorum. Said Nursi, his number one main idea that he wanted to encourage all of us. Said Nursi'nin bir numaralı meselesi La ilahe illallah. O bizim bu kelimeyi iyice anlamamızı istiyor. Bütün meselesi bu kelimeyi iyice anlamak ve öğrenmek. La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah. Allah'ım, Nursi'nin eserlerinde iyice anlattığı bu kavramları öğrenmeyi ve yaşamayı bizlere nasip buyur. Allah'ım, bu vakfın etkisini yurt içinde ve yurt dışında arttır. Ben üzerime düşeni yapacağım. ABD'de Müslüman ve gayrimüslim dost ve arkadaşlarıma Nursi'nin bu güzel fikirlerini hep anlatacağım. Son olarak duam şu.
Allah'ım ne olursun, bu ülkeyi dünyanın en iyi ülkesi yap. I'm a Christian. I'm a seminary student at Virginia Theological Seminary, and I was. Ben Virginia Teoloji Seminerinde master yapan bir Hristiyan öğrenciyim. Ben İslam'ı hocam Zeynep'ten duydum. Ona çok minnettarım. Ona dedim ki, Zeynep, eğer tanıdığım tüm Müslümanlar senin gibi olsaydı, ben ihtida ederdim. İstanbul'da bulunduğum sürede birçok etkili insanla tanıştım. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı bizi Sayit Nursi'ye anlatan çok kimseyle tanıştırdı. Bundan sonra Sayit Nursi'yi hep okuyacağım. Bu kapıyı araladığı için bu vakfa çok minnettarım. Bu koridordan yürüyeceğim. İslam'la Hristiyanlık arasında çok ortak yönler gördüm. Sayit Nursi'yi, vakfı ve Türkiye'yi herkese hep anlatacağım. Teşekkürler. Benim değerlendirmeme göre Sayit Nursi zamanımızın en önemli Müslüman düşünürüdür. Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler ve Hindular Sayit Nursi'yi mutlaka okumalılar. 10 seneyi aşkındır vakfın çalışmalarıyla ilgileniyorum. Nursi'yi anlatmak üzere vakıf yetkilileriyle birçok ülkeye gittik. Dünyanın bu harika şehrine bizi davet ettikleri için organizatörlere çok teşekkür ediyorum. Baklavayı çok seviyorum. Selam ve teşekkürler. Uzun zamandan beri Nursi çalışmalarıyla ilgileniyorum. Başlangıçta konuya ilim için yaklaştım. Bir müddet sonra bu işle uğraşanlar olarak vazifemizin ilim edinmekten çok daha önemli ve büyük olduğunu, Nursi çalışmaları konusunda yeni bir nesil yetiştirmek gibi bir misyonumuzun olduğunu fark ettim. Nursi'yi okumanın ilmi meşguliyetten öteye, dünyanın problemlerine, insanlığın ortak problemlerine çözüm üretmek, kısacası daha iyi bir ahlak anlayışını inşa etmek sorumluluğu, ahlaksız bir ilmin çok tehlikeli olduğunu ifade etmek isterim. Önce ahlak, sonra da ilim gelmeli. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın faaliyetleriyle 30 yılı aşkındır ilgileniyorum. Sanıyorum 20-21 sene önce ilk makalemi yazmıştım. İlk çalışmam akademik olmayıp daha çok duygusaldı. O konuşmamda demiştim ki, evet İslam dünyası bir devrime muhtaç. Ancak bu siyasi bir devrim değil, iman esaslı bir devrimdir. Tanıdığım ve bildiğim kadarıyla bu devrimi gerçekleştirecek en etkili ve yetkili kişi Sayit Nursi'dir. Bu konuda kanaatimin değişmediğini söyleyebilirim. Eğer Müslümanlar böyle bir devrimi gerçekleştirmek istiyorlarsa, Sayit Nursi ve Risaleler bu işin kalbinde yatmaktadır. Bu anlamda vakıf da kritik bir role sahiptir. Vakıf yetkililerine zaman zaman bu rolün Asr-ı Saadet'teki Darül Arkam'a benzer olduğunu ifade ettim. Farklı alanlarda çalışan birçok kimseyi bu anlamda istihdam ettiği için vakıf yetkililerini tebrik ediyorum. Tamam. هذه الندوات مهمة بشكل كبير لسبب أنها تتحد تجمع.
Bu konferansın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün dünyadan insanları bir araya getirmektedir. Talebeler master ve doktora tezleri sunarlar. Risale-i Nur'da ihtisas sahibi çok değerli hocalarla buluşma fırsatı elde ederler. Hocaların fikir ve düşüncelerinden istifade ederek Risale-i Nur'da derinlik elde etmiş olurlar. Değerli katılımcılar, bugün burada İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın 5.sinde düzenlendiği Genç Akademisyenler Toplantısı'nın kapanış törenindeyiz. Bizler kendi aramızda İslamiyet'i ve Üstad'ın eserlerini birbirimize çok rahat anlatabiliriz, anlayabiliriz. Ama bu çalışmaların akademik bir ortamda ve uluslararası bir camiada yerine getirilmesi ve yaklaşık 17 ülkeden akademisyen düzeyinde katılımcıların gerçekleştiği bir toplantı yapılması çok anlamlı. Siz değerli akademisyenler, dünyanın çok değişik üniversitelerinde, değişik kürsülerinde üstadın eserlerini ve İslamiyet'i anlatacaksınız. Dolayısıyla İslamiyet'in anlanıp ve eserlerin anlanıp, anlatılıp ve anlaşılmasına tüm dünyada Barla'dan yakılan bu çıranın dünyayı aydınlatmasına çok büyük katkıda ve emekte bulunacaksınız. Bugün 5.sini düzenlediğiniz ve inanıyorum ki bundan sonraki dönemde 10.sunu, 50.sini yapacağımız bu sempozyumlarla, bu panellerle yapılan bu çalışmalar çok önemli amaçlara ulaşacaktır. Yaptığınız bu anlamlı çalışmalar nedeniyle ben sizleri kutluyorum. Bizler Said Nursi'ye üstad derken, akli ve kalbi bütün yönleri içine katarak üstad diyoruz. Mesela dilin manayı en güzel şekilde aktarması, aklın mütefekkir olması, kalbin huzur ve huşu içinde bulunması yanında, hayatın bütün alanında da bilfiil bu hakikatlerin yaşanması lazım. Bu risaleler, aklı çirkinliklerden temizlemek için yazılmış, sırf fikriyat değil, aynı zamanda insana ve insanı insan kılan bütün mahiyetine yöneliktir. Risale-i Nur bir okyanus gibidir. Her bir cümlesini okudukça insanı daha ziyade kendine çekiyor. Adeta öyle bir hal alıyorsun ki Bediüzzaman seninle konuşuyor. Ya yap veya yapma sedasını adeta duymaya başlıyorsun. İşte bu yön beni çok etkiledi. Bu sebeple insanları düşünerek ve dikkati nazarla ve basiretle Risale-i Nur okumaya davet ediyorum. Ben bu konferansa ilk defa katılıyorum. Çok istifade ettim. Araştırmacılar ve hocalarla buluşma fırsatı buldum. Dikkatimizi çok güzel bilgilere çektiler ve ruhani gıdalarla adeta bizleri mest ettiler. Yaptığımız yanlışlıkların da farkına vardık. نجد الأخطاء التي وقعنا فيها في الرسالة يعني في كل طالب يجد وبدهي ومحصلة هذه الأجوبة. Ben risale okumayı tavsiye etmekle beraber diyorum ki insanlık bugün içinde bulunduğu ruhi, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi buhranlardan kurtulmak için Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman'ın projesine muhtaçtır. Zira Bediüzzaman'ın projesi tek kelimeyle insanın saadetidir. Saadetse ancak hal lisanıyla adlandırılan, insanın yeryüzünde rolünü ve vazifesini bilmesiyle, vahid ve ehad olan Cenab-ı Hakk'a kulluğunu gerçekleştirmekle olacaktır. İnsanlık olgunluk ve saadet makamına, ancak Kur'an-ı Kerim'e, Bediüzzaman'ın perspektifiyle ve metoduyla dönerek vasıl olacaktır. Gerçekten İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Medar-ı Şükran çok büyük hizmetlere vesile olmaktadır. Bu hizmetlerde büyük himmetlerle olmaktadır. İleride büyük hizmetlere ve öncülüklere medar olabilecek gençlerle ilmi, akademik ve dini çalışmalar yapmak, cehd ve gayret göstermek bence çok önemlidir. Bunun da sevabını ancak Allah-u Teala en güzel şekilde verebilir. Bu kulli takdirna ve ihtiramna.
لا أريد المبالغة أقول بأن كل كلمة في رسالته تحتاج إلى بحث ولكن أظن كل موضوع من Zannedersem Risale-i Nur'un her bir kelimesi, abartmıyorum, her bir konusu araştırmaya değer. Neden? Çünkü Bediüzzaman Kur'ani perspektifin dışında hiçbir şey kaleme almamıştır. Allah nur talebelerinden razı olsun. Onlar Bediüzzaman'ın manevi evlatlarıdırlar. Bediüzzaman ise ben ecir ve sevabımı Allah'tan beklerim diyor. Geçen yılda bu konferansa katılmıştım. Ne kadar istifade ettiğimi ifade edemem. Bu kadar derim ki İstanbul İlim ve Kültür Vakfı bizlere tezlerimizde kullanabileceğimiz kaynakları temin ediyor ve çok değerli araştırmacılar ve hocalarla bir araya getiriyor. Böylece yapılan çalışmalara vakıf oluyoruz ve Risale-i Nur'un bizlerden neler beklediğini öğreniyoruz. ما هي البحوث التي قدمت وماذا تنتظر منا رسائل النور أن نقدم فحقيقة جهد مقدر يعني أنا أشكرهم عليه وأتمنى الله سبحانه وتعالى أن يزيد أشكر الله سبحانه وتعالى الذي جعلني مسلما وهداني إلى أن أكون طالبا من طلاب النور Allah'a beni Müslüman kıldığından ve Risale-i Nur'la tanıştırdığından dolayı çok şükrediyorum. Bence Allah Üstad'ın insanlığın kalbinin risaleleri açılması ve kabul görmesi konusundaki duasını kabul etmiştir. Bu duayla alemde kalpler fethedilmiştir. Onun bu duası Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim'in duasına benzer. Allah ona insanların arasında haccı ilan et ki uzak yerlerden ister yaya ister deve sırtında sana gelsinler diye emretti. İşte Üstad'ın duası kabul oldu. Allah'a çok şükür biz de Risale-i Nur'u tanıdık. Okuduğumuz her bir risale nimet ve bereketlerle doludur. Bu bereketlerden birisi de, geçen yıl Allah bana bir erkek bebek nasip etti, biz de adını Said Nursi koyduk. Hindistan'da Darul Huda Üniversitesi'nde iki sene önce vakıf tarafından yapılan uluslararası sempozyumdan sonra Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakkında araştırmalar yapılmaya ve gittikçe artmaya başladı. İnşallah bu çalışmalar Hindistan'ın bir ucundan diğer ucuna kadar yaygın hale gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Tarih kitaplarında Osmanlı Devleti'nin İslam aleminde 600 sene hükmettiğini okurdum. Bunun sebebini hep merak edip araştırırdım. Allah'ın ikramı olan bu ziyaretinde İstanbul'da bunun sırrı çözüldü, sebebini öğrendim. Gördüm ki Türk ümmetine güzel idare sanatı verilmiş. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bu özelliği müjde taşıyan hadisinde Konstantiniye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Fetheden ordu ne güzel ordudur buyuruyor. Allah'ın Resulü Türk ümmetini en güzel ordu diye tasif ediyor. Orduysa sistem ve idareyle ordu olur. Biz Araplar sizlerden tekrar İslam aleminin başına geçip doğru bir şekilde idare etmenizi bekliyoruz. لاعاده الاداره السليمه للعالم الاسلامي ياتون الى اسطنبول لمده 500 عام ولكن اسطنبول İnsanlar 500 seneden beri Osmanlı'nın payitahtı olan İstanbul'a gelmekteydi. Bugün İstanbul değil sadece İslam aleminin payitahtı, belki dünyanın manevi payitahtıdır. Bugün insanlar İstanbul'a sırf İslam aleminden gelmiyor. Bütün dünyadan gelmektedirler. Bu konuda fazilet Bediüzzaman'a aittir. Bununla beraber Türkiye'de bir demokrasi yaşamaktadır. Bu konuda da fazilet, ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam ve Risale-i Nur istibdadı mutlaka kırdı diyen zata aittir. Ey İstanbul, Üstad'a selam durmalısın. Min huna Bizler buradan Üstad Bediüzzaman'ın Allah rahmet etsin kabri şerifine ruhlarımızla müteveccih olup diyoruz. Ey Üstadımız, gözün aydın olsun, makamında rahat yat, müjdeler sana,
İşte hilafetin cesedinde tekrar hayat emareleri görünmeye başladı. Ey Üstad! Yine sana müjdeler. Elinle ektiğin iman tohumları binler başak vermeye başladı. Her bir başakta da yüzer tohum var. Üstadım, bizler Ensar'ın fedakarlığı, İsar hasleti kitaplarda kaldı, bir daha yaşanmaz örneklerdir zannediyorduk. Ama İhlas Risalesi'ni okuyunca bizlere fedakarlığın ve İsar'ın nasıl olması gerektiğini öğrettin. Talebelerini görünce de insanda ihlasın nasıl tecessüm edeceğini gördük. Sen bizlere öğrettin ki, bir vücudun azaları birbirini tenkit etmez. Ne göz elin vazifesini, ne bir el diğer elin vazifesini tenkit eder. Bir ele necaset bulaşsa, diğer el onu yıkar, temiz kılar. Eller elem çekerse, gözler ağlar. Gözler ağlayınca, eller gözleri siler. İşte ey nur talebeleri, bizler sizleri öyle bildik. Sizler bizlerin gözü, kalbi, yüreği ve vicdanısınız. Aziz Üstad, sana doğduğun günde, Hakk'a kavuştuğun günde, tekrar dirileceğin günde de selam olsun. Cemaatimiz adına, İstanbul ve Dürüstü Vakıflar adına hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hüsnü ifade mümkün değil. Efendim, selamun aleyküm. Yani bu kadar güzel konuşmalardan sonra bizim söyleyebileceğimiz bir şey olmaz. Hoş geldiniz. Doğrusu böyle fevkalade duygulu bir akşamda Cenab-ı Hak bizi de bulundurduğu için hamd etmekten başka bir şey sözümüz olamaz. Esselamu aleyküm.